Koronavirüs tedbirleri nedeniyle hafızlık tespit sınavları bu yıl ilk kez müftülükler bünyesinde gerçekleştiriliyor. Sınavlarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uyuluyor. 9031 öğrencinin katıldığı sınavlar 3 Temmuz'da sona erecek. Türkiye'nin dört bir yanındaki müftülüklerde hafızlık sınavı heyecanı yaşandı. Binlerce öğrenci yüce kitabımızı hatasız bir şekilde okumak için ter döktü. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği sınavlar koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ilk kez müftülükler bünyesinde yapılıyor. Öğrenciler sınav öncesi oldukça heyecanlıydı. Hafız adayları sınav salonunda ilk olarak koronavirüs önlemleriyle karşılaştılar. Hafızlık tespit sınavı için koronavirüs önlemleri de had safhadaydı. Öğrenciler maske, temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek sınav salonlarına alındılar. Ateş ölçümlerinin ardından sık sık maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Bu şekilde sosyal mesafeyi koruyarak beklemelerimizi yapıyoruz. Adaylar bekleme alanında da sınav öncesi son hazırlıkları yaptı. Ayetleri son bir kez daha tekrarlama imkanı buldular. Heyecanlı mısın? Biraz heyecan var. Birazdan sınava gireceksin. Son hazırlıklar mı? Evet, son hazırlıklar. Peki pandemi süreci etkiledi mi hazırlık sürecini? Yani biraz etkiledi. Ben çok heyecanlıyım gerçekten. Arkamda bir sürü doğa olduğunu biliyorum. Buna güvenerek gireceğim sınava. Pandemi süreci etkiledi mi? Evet, çok etkiledi. Kursa falan gidemedik ya. İşte tam hocalarla yüz yüze veremediğimiz için bizim için zor oldu. Ve sınav anı. Her biri aylarca, belki yıllarca hazırlandı. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hem hafızalarına hem de gönüllerine nakşettiler. Şimdi hafızlıklarını belgelemek için komisyon önünde ter döküyorlar. Nasıl geçti sınavı? Çok iyi geçti. Verdin mi bütün ayetleri? Verdim. İyi geçti. Gelecekteki hayalin ne peki? İmam olmak. Sırayla komisyon önüne çıktılar, kendilerinden istenen ayetleri bir bir okudular. Burada bizim tabii yapmış olduğumuz sınavın özünde şu var. Bu sınava giren yavrumuz, kardeşimiz gerçekten hafızlığını tamamlamış mı, bitirmiş mi ve ne derecede tamamlayabilmiş onu ölçmeye çalışıyoruz. Yurt genelinde 9031 öğrencinin katıldığı sınav 3 Temmuz'da sona erecek. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, sınavda başarılı olamayan öğrencilerin yüreğine de su serpti. Diyelim olmadı, yılda 3 kez netice itibariyle devam ettiğimiz bir sınav silsilesidir bu. Bir daha Eylül-Ekim aylarında yapacağımız sınavda tekrar girerler.